Eko sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim Eko Kadın'da sağlam kovid projesi kapsamında e, kobilere yönelik afet riski taşıyan e, taşımalarının yüzdesini ortaya koyan raporu konuşuyoruz. E, konuğumuz İdem Akademli Proje Uzmanı ve Sağlam Kovid Projesi sorumlusu Sayın Rüya Kaya. E, raporumuz Türkiye'deki kobilerin afet direnci araştırma raporu. Şimdi e, Sayın Kaya giderken dedik ki sorduk %97'si hiç afet yaşamamış. Geri kalan %3'ünde de bir numarası sel. Sonra nasıl devam ediyor? Burada şöyle de düşündük. O 20 yaşı söyledim ama şu da var. Marmara depremini biz gece, gece yaşadık. Van'ı da gece yaşadık. Şey düşünüyoruz galiba. Deprem bizi iş yerimizde değil evde yakalayacak. O yüzden onu ihtimaller arasına koymuyoruz. Sabah onda deprem olmayacak belki. Hani o, o hmm zihniyetle düşünüyoruz belki de. Aslında 17 Ağustos'tan sonra e, uzunca bir süre insanlar 3 civarı hep tedirginlik yaşadı. Evet. Belki bu onun açıklaması olabilir. Ama mesela İzmir ve Denizli e, depremleri tam tersini söylüyor. Evet, Onları gündüz yaşadık ve şunu merak ediyorum aslında. Biz şu an e, tekrar yani şu geçtiğimiz 10 günden sonra tekrar bir sahaya gitsek ve kobilerimizle tekrar görüşsek acaba bunda ne göreceğiz? Ee, ne yaşayacağız onu çok merak ediyorum yani diyorsunuz 20 yılda olmayan aydınlanma evet 20 yılda olurdu. olmayan 20 günde yaptık <laughs> mı acaba ee, daha sonra e, devam ediyorum buradan derin analizini de şu şekilde yaptık sel deprem yangını ayırdık sorduğumuz şu, sorduğumuz değil önermemiz şuydu e, iş yerim sel ve su e, taşkını riski taşıyor e, buna ne kadar katılıyorsunuz bunu hem çevresel koşullarınızı, hem coğrafyanızı, hem komşu işletmelerinizi göz önünde bulundurarak vermeniz gereken bir cevap. E, %7'si katılıyorum dedi sadece. Geriye kalan e, %16'ı e, ne katılıyor ne katılmıyor. %70'i katılmıyor. Ya böyle bir ihtimal yok diyor. Evet. Yani sel ve su taşkını benim için o kadar risk değil. Bu saat gelmeden önce şöyle bir şey okudum. Eminönü'ndeki bir esnafla bir röportaj yapılıyor. Normalde Deniz tarafından su gelmezdi. Bu sefer o da geldi. Bu esnafın röportaja verdiği cevap mı? Evet yani hani değerlendirmesini yapıyor. Yani geldiği yön farklı. Biz bilmiyorum sadece Eminönü'nde görüşsek nasıl bir şeyle karşılaşırdık acaba? O olmasına rağmen bu gibi şeylerin çok sık olmasına rağmen yedinin sadece bunu risk olarak tanıyor olması bizi çok şaşırttı mesela. Ya mesela o esnafın ya bu işe artık bir önlem alalım demesi lazım. Evet. Şuradan geldi buradan geldi demektense. Evet. İlginç. Devam Ama edelim. Ama bence ha? en şaşırtıcısı yani benim için e, biz ekip olarak okuduğumuzda en şaşırdığımız yer depremdi. Şunu ben göstermek istiyorum. Siz anlatın isterseniz ben e, kameraya okay. göstereyim. Siz üzerine anlatmış olun. Bu harita Afat'ın e, 1 Ocak 2010. Afat'ın. Bir ee, Ocak 2019'da yayınlamış olduğu Türkiye'nin deprem tehlike haritası. Haritaya baktığınız zaman İstanbul'u, Bursa'yı, İzmir'i e, ve Van'ın e, olduğu e, tarafı bayağı kırmızıyı görüyorsunuz. Bu birinci dereceden deprem fay attı demek. Hı hı. Yani kırmızı aslında risk var alanı. Evet ve hı. bizim görüştüğümüz kobilerin birçoğu İstanbul, Bursa, İzmir, 3 şehir birinci dereceden deprem fay attı üzerinde. Hı hı. Biz şunu sorduk. İş yerim deprem fayat üzerindedir. Gayet e, düz bir cümle. Hı hı. Ne kadar katılıyorsunuz? Şimdi şeyi de hatırlamak istiyorum bu arada. İstanbul, e, Bursa ve İzmir'i topladığımız zaman yüzde kaç yapıyormuş? Yüzde 86'sı yapıyor. Toplam e, 400'ün yüzde 86'sı İstanbul. Üçü de kırmızıda. Evet, üçü de, üçü de kırmızıda olan. Üçü de kırmızıda olan yerlerle görüştüğümüzde deprem fayat üzerindedir %9 katılıyorum diyor. Yani bu şey coğrafyamızı bilmiyoruz. Neredeyiz? <laughs> neredeyiz? Bilmiyoruz? Özür dilerim. Biz ifadeniz. Yok yok ya yani ama Şaşkınlığınızdan gerçekten. Şaşkınlığınızdan dolayı zaten. Ya mesela önemsemeyebilirsiniz. E, risk görmeyebilirsiniz ama deprem kuşağında yaşadığınızı bilirsiniz yani. Bir de yani e, işletmenizin yaşı da önemli değil artık. Evet Şunu yani. biliyorsunuz ya bir bir ya Ahmet Mete bir Işıkara diye bir gerçek vardı <laughs> Allah rahmet eylesin herkese anlattı zaten Türkiye'nin neresinin deprem kuşağı olduğunu ve bir de sürekli Yani ben şey hatırlıyorum e, üniversite İstanbul'a gelme kararımı bunun üzerine e, düşünerek yaptım Hani gitsem ölür müyüm birinci dereceden gerçi geldiğim yerde birinci dereceden deprem fayat üzerindeydi ee, düşündüm de yani o zamandan beri bunu herkesin e, bir şekilde bilebileceğini düşünüyorum 7-8-10 senelik bir süreç ve hani sürekli gelecek depremin e, kaç seviyesinde olacağından Daha bugünlerde gazetelerde evet. çıkıyor yani her yerde Yani bunu sürekli aslında görüyoruz ee, Ama ben... değiliz Diyorlar. Yüzde 82'sinden bahsediyoruz. Şey katılanların yüzde 83 ili topladığımızda 80-82 yapıyoruz 86 yapıyor. 86 yapıyor. Yüzde 9'u. Yüzde 74'ü yok diyor böyle bir hattı. E, Gerçi en son Üsküdar'da galiba fayatının yerini değiştirmişlerdi inşaat yapabilmek için harita üzerinde ama belki ondan kaynaklanmış olabilir. Buyurun biz bizi bu çok şaşırtmıştı bu kısım Bir de yangını e, şey yaptık, inceledik. Yangına da şöyle bir şey yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Daire Başkanlığı 2019 e, bu sene e, 2014 ile 2019 yılları arasında hı hı. İstanbul'da olan yapısal ve yapısal olmayan yangınların sayısını e, çıkardı. Bu olasılık değil mi? gerçek. Evet evet, bu gerçek. Tablomuz bu gerçek. gerçek. Az önceki şey gibi. E, o cevap parlamadan falan değil. Aynen onun bu onu, gerçek bu resmi bu rakamlar. olan resmi rakamlar. Şey görüyoruz hani burada bir e, ciddi bir azalış yok toplam sayıda. E, yapısal yangınlarda da bir azalış yok aslında baktığınız zaman. E, ama şöyle bir şey oluyor. İş yerim yangın riski taşıyor sorusunda e, sadece yüzde on biri katılıyorum diyor. ben mesela... Hiç değiştirmeyin şöyle yapayım size. Şu değil mi kastettiğiniz? Evet. Yani bir yangın şimdi olasılık olasılığı yok saymak e, ürkütücü. Yani e, sevgili izleyiciler biz bunu e, oturalım da kobilere eleştirelim diye yapmıyoruz. Fakat bu bir fotoğraf ve Türkiye ekonomisinin nasıl bir risk altında olduğunu gösteriyor bu. Aynı raporda da şey vardı. E, bu yangınların nelerden kaynaklandığından bahsediyor. Eee en başta gelenlerden bir tanesi elektrik kontağından hmm. e, olduğunu çok ve, bunu. ve bu her yerde yani hani bu oranın çok yüksek olmasını beklerken bunun risk olarak tanınmadığının söylenmesi farkındalığın olmadığı ile ilgili belki de daha sonra en azından e, böyle belli başlı deneklerle sohbet etme şansınız olur yani risk kastettikleri şey ne? Onu yapmak istiyoruz. Orada da şöyle bir örnek verebilirim aslında. Lansmanı yapmadan önce biliyorsunuz geçen ay Düzce Akçakoca'da bir sel felaketi hı hı. yaşadık. Ee, biz sel felaketinden sonra Sağlam Kobi ekibi olarak gittik. Oradaki kobilerimizi ziyaret ettik. Orada da şöyle bir şey. Dere ağzında zaten. Ee, görüştüğümüz kobilerde e, restoran, otel, e, konaklama, e, turizm tesisleri <laughs> turizm tesisleri. Vardı. Şöyle bir şey oldu. Kendi hasar tespitlerini yapmışlar vesaire. Komple binanın yıkıldığını, yani böyle binanın gerçekten otelin böyle üçüncü katına kadar <laughs> su olduğunu ve içerideki müşterilerin tavandan e, çıkabildiğini, çıkabildiğini ve oradan kurtarıldığını söylediler. Şunu sordum. E, hiç yani denizin düşman olabileceği, o suyun size düşman olabileceği ya da sizin iş yerinizin ya bir bunun olacağını gördünüz mü? Düzce en son 1950'lerde bir sel felaketi yaşamış. Yani o zamandan beri böyle bir şey yaşamadık. Olmaz diye düşündük. E, Yarım dediler. Asır unutuyor. Evet unutuyor ve e, olmadıysa yani o kadar süredir olmadıysa zaten olmaz diyor. ya O zaman bizim aslında burada temelde çok ciddi bir yeniden bilinçlendirme hareketi yapmamız gerekiyor. Evet. Bizim hatırlamaya yani. ihtiyacımız var. Değil mi? Bizim gerçekten hani bir düşünüp belki düşünme sürecimize eklemeye ihtiyacımız var. Sabah evden çıkarken kim söylem riskiyle çıkmıyor. Allah korusun. Tabii canım, kimse yani beni araba çarpacak yani. diye çıkmıyor. Kimse bir şey olacak diye çıkmıyor. Ya öyle çıkmadığımız gibi bunu da öyle görüyoruz galiba. Ama yani şimdi e, beni burada ürküten tablo şu. Mesela ilk e, ilk %97 vardı ya herhangi bir afet evet. yaşamayan. Bu olabilir tamam. Hadi olabilir. Hı hı. Ama e, bir fay hattı üzerinde olup olmadığını bilmemek e, ya da risk görmemek herhangi bir risk görmemek bu çok ürkütücü evet, o çünkü bu önlem almamayı gerektiriyor sonucun doğuruyor daha doğrusu devam edelim şimdi burası analizini yaptığımız kısımdı bir de şey durumu var şey sorduk hazır olma e, fikri ne kadar e, gerçekten hazır olmakla Hı? aynı şey o algı ne e, kobilerde Şöyle bir yönetmelik var. E, iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının. E, iş yerlerinin, COBİ'lerin acil eylem e, planları, acil durum eylem planları olması gerekiyor. Biz COBİ'lerimize sorduğumuzda var mı acil eylem planınız diye. Sadece yüzde %31'inin var olduğunu görüyoruz. bu pardon bir inisiyatif değil. 18 Haziran 2013 28.681 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikten bahsediyoruz. %69'u kobilerin yönetmeliğe uygun değil. Evet. Bundan tersten okursanız bu sonuç çıkar. Evet. Çok dramatik. Devam edelim lütfen. Şimdi şöyle hazır olmak aslında e, vurguladığım kısım orası. Acil eylem planınızın olması, eğitim yapmış olmanız tatbikat. Bu üç tane adımdan bahsedebilirim. Şunu soruyoruz. E, acil durum ve afetlere hazır mısınız soruyoruz e, kobilerin %49'u e, hazırız diyor Yüz, e, %41'i de ne hazır ne hazır değiliz diyor Yüzde %10'u da hazır değiliz diyor oradaki yüzde %10 en azından bir şey söylüyor evet o çok kıymetli şunu soruyoruz ama hazırım diyen 49'a hazırsanız acil durum eylem planınız var mı hazırım diyen 49'un yarısı Acil eylem planım var diyor. Yani buradan şunu okuyabiliriz. Hazır olmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Onu da tanımlamamışız. Evet onu da tanımlamamışız. Ne gibi adımlar atmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ee, bunu eğitim üzerinden de okuduk. Şunu sorduk. Acil durum ve afetlere hazır olmak için e, aşağıdaki eğitimlerden hangilerini Hı -hı. aldınız? Bunu çoktan seçebildiniz mesela. Afet eğitimi var, arama kurtarma ve tahliye eğitimi var, yangınla mücadele eğitimi var, ilk yardım eğitimi var. Şimdi en çok ilk yardım eğitimi alınmış ama buradaki bence en önemli şey bakmamız gereken yer herhangi bir eğitim almadığını söyleyen kobilerin yüzdeliği. Bu da yüzde 46'sı yaklaşık yarısı diyebiliriz. E bu yüzde 46 herhangi bir eğitim almamış. E ama bunu, bunu şu şekilde okuduk. E herhangi bir eğitim almadınız ama acil durumlar hazır mısınız? Ve bu yüzde 46'nın yüzde 71'i hazır olduğunu söylüyor. Eğitime gerek yoktu yani. Ben şeyi e, bulabiliyor musunuz? Yani Hazırdan kastettiği şey ne? Yani kanaat mi? Çünkü ortada bir hazırlık yok diyorsunuz. Yani e, neyle ölçü, le, ölçü yani ölçüm mekanizmasını biz bu şekilde e, biliyoruz. Ve bu şekilde e, şey yapıyoruz. Ama ya, hani bu onlardan göre hazır olma ihtimalleri yok diyorsunuz. Zaten. Evet. Devam edelim. Son Kim? olarak da tatbikat kısmı vardı. <laughs> ee, ve tatbikatı da KOBİ'lerin toplam, toplamda sorduklarımızdan yüzde %59'u herhangi bir tatbikat yapmamış iş yerlerinde. Bu tatbikattan bahsettiğimiz şey yangın tatbikatı, evet. olası bir deprem tatbikatı falan bunlar değil mi? Bunu belediyeyle görüşebiliyorsunuz. Hı hı. Belediyeye ben iş yerinde bir deprem tatbikatı ya da yangın tatbikatı yapmak istiyorum dediğiniz zaman gelip size o süreci Ekip işletiyorlar. Geliyor, evet, ekiple beraber bunu yapıyorlar. Nasıl bahsettiğim bunların hepsi ücretsiz olarak yapabileceğiniz i̇şte ben şeyler. Ben ona e, yanıyorum. Yani tatbikat, eğitim, ve iki, iki eğitim biraz sonra geleceğim. Siz bunu neredeyse internet üzerinden bir ay ücret veriyorsunuz. Evet. Net anlatıyor bize araştırma? Hadi bulguları biraz yani ortaya koyalım. Son yapalım. olarak şunu söyleyebilirim. Toparlarsak bütün anlattığımız istatistikler sayıları. Türkiye'deki kobilerin risk algılama düzeyleri çok düşük afet e, tanımları ve afet farkındalıkları da çok düşük e, deprem ve e, sele baktığımız zaman da şunu söyleyebildik bulundukları coğrafyaların risklerine farkında değiller o yüzde 86nın Evet demiş olması gerekirken yüzde 9 diyorsa diyorsa e, bu o coğrafyayı tanımadıkları anlamına geliyor diye düşündük Türkiye'deki kobilerin risk algısı, algısı afet türlerine göre de değişmiyor. Çünkü toplamda baktığımız zaman bunu sıklığı bu kadar vurgulamamın sebeplerinden birisi de buydu. Toplamda baktığımızda mesela selin bu kadar çok fazla olmasının sebebi Antalya. Antalya seli çok, çok fazla yaşadığı, yaşadığı için yani. ve Antalya seli yaşadığı için depremi de risk olarak tanıyor. Ama haritaya bakıyoruz. birinci dereceden deprem fayatı üzerine değil Antalya. Yakın, o yakın ama değil. Burada da şöyle bir şey oluyor. Ben ne kadar sık yaşarsam diğerlerinde yaşama ihtimalim var e, düşüncesi oluyor. Ama Bunu kıymetli görüyoruz. olan aslında yaşamadan bu bilince erişmiş Evet o. kıymetli olan o. E, şunu görüyoruz. Türkiye'deki kobilerin %49'u acil durum ve afetleri hazır olduklarını düşünseler de bunun arkasında hazır olmanın ne demek oldu, olduğunu bilmemek var. Demin konuştuğumuz evet, ya, yani kriter ne yok. Bir, evet, bir nedensellik yok o düşünmelerinin arkasında. Hani kendi belki indikatörleri var ama hani onların çeşitliliği bir anlam ifade bir etmiyor. Anlam ifade etmiyor. Ee, bir de şunu, şunu da sorduk aslında burada o soruyu koymamıştık. Bu yan işletmeleriniz, onları tanımanız vesaire yardımlaşma protokolünün olması aslında sizi biraz daha güçlendirecek bir şey. Birbirinizi tanımanız ve o riskleri bir şekilde beraber değerlendirmenizle ilgili. Yani komşu, şirketle evet, komşu, komşu şirketlerle. Komşu şirketlerle. Kobilerin çok e, bir e, kısmı yardımlaşma protokolü oluşturmamış ve oluşturmak için de harekete geçmiyorlar. Şimdi e, ben çok üzüldüm. Bir emeğinize sağlık. Teşekkür Ve ederiz. ayrıca Türkiye adına da teşekkür <laughs> ederim. Çünkü bu e, normal şartlar altında e, çok ciddi bütçelerle yapılan işler bunlar. Ve siz bunları e, tabii ki partnerlerinizle birlikte ama bila ücret e, yapıyorsunuz. Bu sadece rapor içinde 6 yıldır COBİ'lere bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve aslında Türkiye ekonomisinin riskini anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi e, hadi çözümü de söyleyelim. Bütün eğitimlerinden tatbikatlarını hepsini ücretsiz vermeye hazırız diyorsunuz. Biraz bunu da anlatabilir miyiz 2-3 dakikada? Evet o bir de şey kolaydır eleştirmek kolaydır hatayı söylemek kolaydır. Burada eksiksiniz bu yanlış demek kolaydır. Yani bunu buradan konuşurken o şekilde duyulduğunu farkındayım. Ama biz sadece bunu da yapmıyoruz. Hani bir sorun ne tespiti burada ama bak çözüm de var biz o çözümü de sunmaya hazırız diyoruz. Bahsettiğim test mesela bunlardan bir tanesiydi. O testi yaptıktan sonra tamam okey bitti burada işimiz de demiyoruz. Devamında yaptığımız şu 20 tane size en kolay şekilde ve en az maliyetle iş yerinizde ne gibi değişiklikler yaparak kendinizi afetlere daha hazırlıklı hale getirirsinizin bir dokümanını sunuyoruz. Çok kolay 20 tane adımın olduğu çok kısa bir döküman sadece 5 dakika okuyacağınız. Ve bahsettiklerinizin hiçbiri de masraflı değil. Hiçbiri masraflı değil bunları tekrar tekrar söylüyorum hepsi ücretsiz. Bunun devamında da şöyle bir şey. Bu yönetmelik de bahsettiğimiz hı hı. o e, acil durum eylem planı. Bunu sağlamkobi.com'a girip, orada bir platformumuz var. O platformda biz sizi bunu, dijit biz bunu sizin için standartize ettik ve dijital hale getirdik. Az önce bahsettiğim test gibi bir platform bu da. Burada size tekrar böyle iş yerinizle ilgili detaylar soruluyor, risklerinizle ilgili detaylar soruluyor, e, çevrenizle ilgili detaylar soruluyor. Bir de yönlendiriyoruz, şöyle yönlendiriyoruz. Mesela siz onu farkında olmayabilirsiniz, hı hı. ama orada biz küçük notlarla, bakın bunlar, bunlar risklerden bazıları olabilir ya da e, bu sizin e, şunu yaşamanıza sebep olur gibi yönermeler var. Ve platformu ilk girdiğinizde hemen bitireceksiniz diye bir şey yok. Onu girip e, vaktiniz olduğunda tamamlayıp daha sonra çıktısını alarak bunu hazır bir hale getirip denetlenmeye geldiğinizde benim acil eylem planım var diyebiliyorsunuz. Ee, sıkıştım bana yardıma da geliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet ya bunu şöyle de yapıyoruz bu platformu kullanma ya da bu e, bahsetmiş olduğum web sitesindeki araçları kullanma konusunda biz talep doğrultusunda eğitim de veriyoruz. Ee, biz talep, doğru, talep olmadan da biz ulaşmaya çalışıyoruz zaten. Yani ki sosyal şu, Evet. Onu ki, zaten. Sosyal medya hesaplarımızdan da aynı şekilde. Hem Facebook üzerinden hem Twitter üzerinden hem e, mail adresimiz üzerinden e, her şekilde bir şey olduğu zaman biz e, erişmeye ve yardım etmeye çalışıyoruz. Ve bunların hepsini de ücretsiz yapıyoruz. Ee, bunu yazabiliriz arkadaşlar. Sağlamkobi.com çünkü bu bila ücret olan ve bütün kobilerin oraya başvurup çeklerini yapabileceği bir Bil, yani ücretsiz eğitim bile alabilecekleri bir yer. O yüzden bunu yazabiliriz. Bu, bu reklama girmez çünkü zaten sosyal sorumluluk projesi. E, emeğinize sağlık. E, tek bir şey sorarak size veda edeyim. 6 yıl boyunca bununla uğraştınız. Daha uğraşacak mısınız? Evet. Yüreğinize sağlık. Teşekkür Başka ederiz. bir sorun yok. Çok, Çok teşekkür ediyorum. E, İdem Akıdemli proje uzmanı ve sağlam koy proje sorumlusu. Sayın Rüyaka'ya çok teşekkürler. Teşekkür sana. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim afet afettir. Yani yapacak bir şey yok. Ee, Türkiye mesela depremle ilgili ben onu çok yazar çizerim. Deprem mesela ki buna yangın, seli de katalım ama deprem bir ülkeye verilmiş en büyük nimettir. Çünkü yeraltı zenginliği anlamına geliyor. Fakat siz üzerinde yanlış şeyler yapıp altındakine kızamazsınız. Şu rapor bize 6 Ağustos'ta açıklandı. Değil mi? Hafızam beni yapıyor. Çok taze bir rapor. Bize diyor ki ders çalışın. Türkiye, kobiler üzerinden ciddi bir risk altında. Çok ufak dokunuşlarla riski ortadan kaldıracağız. Eğitimine kadar her şeyi ücretsiz veren sosyal sorumluluk projesi de var. Bence bunu bir düşünün derim. Ee, ağlamak çok kolaydır ama... Ağlamamak için harekete geçmek lazım. E artık kendiniz de değil komşunuz da kapın gelin. E çünkü bakın bu risklerin içerisinde komşuların durumu da var. Acil bir durumda birbirimize yapacağınız yardımlar da var. Unutmayın. Tek kanatla uçamazsınız. Hep birlikte bu riski ortadan kaldıralım efendim. Yeni programda görüşerek dek şimdilik hoşçakalın. Eko Lojistik, Eko Kadını sundu.